kıskançlıkla ne alakası var bunun? Seyran bütün dergilerde, billboardlarda, televizyonda, her yerde sen olacaksın. Böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Kim ya bu Efe denen adam? Kim ya bu Efe denen adam? Ha? Ne istiyor ya senden? Ne sanıyor kendini? Bir de Efe çıktı başımıza. Yok karımla çalışmak istiyormuş da onu marka yüzü yapacakmış da falan da filan da. Yok öyle bir şey. Sen benim aklıma bu kaygı ol ya. Neden bu kadar abartıyorsun? İstemiyorum ya. İstemiyorum çünkü. Bana söyle. Bu iş olmayacak. Seyran'ın kocası öyle dedi dersin. Bizim başkasıyla yapsın sosyal sorumluluk projesini. Ya sen bakma onun öyle basına çıkan haberlerine falan. İşine aşırı değer verir. Ne haberi? Ne yapayım ben mi açıp bakayım bir daha? Demek ki adam bir şeyler görmüş gibi istiyor. Ben o adamın ne gördüğünü çok iyi biliyorum. Neden korkuyorsun ya? Ne diyorsun sen be? Neden korkuyorsun? Saçma sapan konuşuyorsun ya. Seyran'ın bir anda kafası karışacak. İş kafesine mi gidecek? Öyle mi düşünüyorsun? Ne saçma sapan konuşuyorsun sen? Neden korkacağım ben? Niye korkmuş bir şeyden de korkmuyorum? Öyle her önüne gelen benim karımla buluşamaz. Tanışsanız çok iyi anlaşırsınız. Çok benziyorsunuz çünkü. Herifi araştırdım. Soruşturdum. Ha, onu beğenen başkaları da olursa adam seni görmüş, beğenmiş. Seninle tanışmak için iş bahanesi uyduran zengin züppenin teki. Diyorum ben bu tipleri Seyran. Şekerinden bir şey. Bak gerçekten çok sinirliyim şu an. Kim niye takip etsin seni güzelim? Sana ne bunda? Ne demek sana? İnsanlara güvenmiyorum. Oldu mu? Aldın mı cevabı? O adamı dinlemeye gideceğim Ferit. Bana mani olamazsın. Okey. Antep'in fıstığına bak sen. Kabuğu çatlamış da haberimiz olmamış. Antep fıstığı olduğum gibi İstanbul dokunu olmayı da iyi bilirim. Ferit korkma.